Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Popülasyon genetiğiyle başlıyoruz. Evet, popülasyon genetiğinde nelerden bahsedeceğiz? Burada şöyle aslında, değişmeyen bir popülasyondan bahsedeceğiz. Değişen bir popülasyonla işimiz yok aslında. Yani biraz evet mantıksız gelebilir ama biz değişmeyen karakterler üzerinde, yani değişmeyen bir popülasyon üzerinde konuşacağız. Özellikle bundan bahsedelim. Şimdi önce burada gen havuzu ve gen frekansı dediğimiz şeyler var. Gen havuzu demek ne demek? Havuz ne? Genlerin demek? Toplandığı yer. İşte bu. Genlerin toplandığı, genlerin herhangi bir popülasyonda bulunan genlerin toplamının bulunduğu noktaya gen havuzu adı verilir. Gen frekansı ise gen havuzunda herhangi bir genin ortaya çıkma yüzdesine gen frekansı deriz. Ve bunu Hardy-Weinberg prensibiyle, Hardy-Weinberg eşitliğiyle anlatmaya çalışacağız. Şimdi bizim burada özellikle şunu söyleyelim önce. Bir popülasyon dengede olduğu sürece popülasyonun gen havuzunda bulunan herhangi bir genin frekansı nesiller boyunca sabittir. Biz bunun üzerine konuşacağız. Sabit olduğunu kabul edeceğiz. İçe göç almadığımızı kabul edeceğiz. Mutasyonun olmadığını kabul edeceğiz. Dışa göçün olmadığını kabul edeceğiz. Akraba evliliğinin olmadığını kabul edeceğiz. Ve ona göre sorularımızı çözeceğiz. Çok steril bir ortam. Hiçbir şey. Sürtünmeler önemsiz. Hava sürtünmesi önemli. Bizim gibi. Şimdi burada kullandığımız iki tane formülümüz var aslında. P artı Q eşittir 1. Öğrencilerin hemen aklına gelecek. Hocam bu önermeler mantık mı? Değil. Burada P dediğim karakter baskın gen frekansı. Q dediğim karakter çekinik genin frekansı. Gen frekansı ama bunlar. Buraya dikkat edeceğiz. Dominant resesif desek? Diyebiliriz. Baskın çekinik. Yani öyle bir dominant, ifadeyle çıkar mı karşı? Tabii ki dominant resesif. Aynı şey. Şimdi diyecekler ki hocam ben bunları nasıl aklımda tutacağım? P'nin Q'nun olduğunu. Ben genellikle şöyle söylüyorum öğrencilerimize de. Diyorum ki P bizim kendi alfabemizde olan bir harf. Onun simetrisi Q. Q hani daha farklı alfabelerden kullandığımız P, kelime. P biz Q. Bizim kendi alfabemiz. Hepten karıştı hocam. Hayır hocam, bizim kendi alfabemizde P, Q var mı? Yok. Yok. O yüzden Q çekinik. Bize sonradan gelen gibi düşünebiliriz. Ama P kendi alfabemizde var olan kısımdır. Yani P bizim kendi bahsettiğimiz baskın olan gen frekansı. Q çekinik gen frekansı. Bunun karesini alacağız şimdi. Yani P artı Q'nun karesi. Bazı öğrenciler şey yazıyor ya yorumda. Ben bulayım mı hocam? Bir saniye hocam. Bazı öğrenciler yorum olarak şey yazmış. Biyoloji hocası da fizik şeylerine gelsin. Videolarına gelecek, gelsin. Az kaldı. Bekleyin. Geleceğim arkadaşlar. Az kaldı. Şöyle düşündüğünüz zaman bunun karesini aldığınızda P kare artı 2PQ artı Q kare eşittir 1'dir buradan. Burada ise bahsettiğimiz karakterler Q kare ve P kare. P kare ve 2PQ diye adlandırdığımız şeyler artık birey frekansı. Ama ki hangi bireylerin? Q kare homozigot baskın özellikte olan karakterlerin. Büyük A büyük A. 2PQ büyük A küçük A dediğimiz bireylerin frekansı. O da küçük Q kare ise küçük A küçük A olan bireylerin frekansından bahsedeceğiz. Kullandığımız epi topu iki tane formülümüz var. Rakamsal soruların yanında size söyleyebilirler, diyebilirler ki homozigot baskın olan bireylerin frekans sayısı nedir? Formülden çıkaracağız hocam. Homozigot baskın olan homozigot baskın bireylerin frekansı 1 eksi 2PQ artı Q kare parantez içerisinde. Doğru değil midir? Doğru. Yani P kareyi yalnız bırakıyorsun, bunları bu tarafa atıyorsun. Veya sorabilirler, diyebilirler ki size homozigot çekinik bireylerin frekansı. Genellikle böyle soruyorlar çünkü. Ben bir sayı çıkacak sandım. Böyle %50 falan diyeceğiz. İşte ona dikkat edeceğiz zaten. 1 eksi P kare artı 2PQ diyeceğiz. Veya şunu sorabilirler. Baskın genin bulunmadığı. Baskın genin bulunmadığı. Ne ifade ediyor? AA'yı bulacağız. Güzel. Bunlardan soru olarak karşımıza bol miktarda yani gelebilir. Yani ifade edeceğiz. Evet. Peki işlemsel sorularda ne yapacağız? İşlemsel sorularda şuna dikkat edeceğiz. Gen frekansı mı, birey frekansı mı verilmiş veya isteniyor? Buna dikkat edeceğiz.
5000 kişilik bir popülasyonda her 100 kişiden 25'i sarı saçlı ise homozigot baskın bireylerin sayısı. Birey frekansını soruyor bize. %25'i yani P kare eşittir 0,25. P kare değil. Sarı saçlı diyor. Q kare. Güzel. Q kare. Bizden olmuyor. Evet. O zaman. Q nedir? 0,25. Güzel. Hemen burada devam ettirelim. P artı Q eşittir 1'e. Doğru mu? Evet. Buradan P'yi de gene 0,5 bulur muyuz? Bulduk. Buluruz. O zaman 100 kişide buysa 5000 kişide kaçtır? Yani ne yapacağız? Ama birey frekansını bulacağız gene. P kareyi bulacağız. Birey frekansı sorduğu için. 0 çarpı 25'ten. 10 artık çarpı ne diyorum? 5000 diyorum. 5000 kişide bulunma ihtimali. 1250. Burada size güveniyorum. Eğer hata varsa hocanızdandır. Benden kaynaklanmıyor. Hatalıysam evet arayın arkadaşlar. Hardy-Weinberg prensibinde çok alellik, eksik baskınlık ve eş baskınlık durumları da X'e bağlı kalıtımda olabilir. Yani bunların hepsinde görülebilir. Eksik baskınlıkta da olabilir, eş baskınlıkta da olabilir, X'e bağlı kalıtımda da olabilir. Ama şurada önemli bir nokta var. Eğer bizim canlımız dişi ise dişi karakterde 2 tane XX bulunduğu için örneğin 0,5 çarpı 0,5 olarak ifade edebiliriz. Veya en kromozomlu bir canlı veya erkek bir birey ise X çarpı Y diyemeyiz. Eğer bunun aktarılan gen frekansı 0,5 ise 0,5 alabiliriz. Hmm. Anlamadınız şimdi değil mi? Anlatıyorum. Eğer hastalığın bende görülme ihtimali X kromozomu üzerinde aktarılma ihtimali 0,5 ise bende o hastalık 0,5 çarpı 0,5'tir. Neden? Çünkü bende hem baskın hem çek. Çünkü bende XX var. Sizde sadece 0,5'tir. Çünkü sizde 0,5 var. Değil mi? Sadece X var yani. Eğer Y kromozomu üzerinde aktarılan bir hastalık olsaydı, örnek veriyorum tamamen bir örnek ve aktarımı 0,4 olsaydı bende görülür müydü? Görülmezdi. Sizde 0,4 olurdu ama. Doğru mudur? Bundan bahsediyoruz. Burada en kromozomlu canlılar, tabi bunlar uç örnekler arkadaşlar. En kromozomlu canlılara ait bir karaktere allellerinden sadece bir tanesini taşıdığı için sizin burada çekinik gen sayınız, gen frekansınız birey sayınıza eşittir. Baskın gen frekansınız da gene birey sayınıza eşittir. Çünkü bunlar zaten en kromozomlu. Bizim az önce verdiğimiz şey örneklerde iki en kromozomlu canlılar için geçerliydi diye özellikle söyleyebiliriz. Yani dumanlar çıkıyor bende. Yandı mı? Yandı. Yani. Of. Kan gruplarında ise işin içine bir de R giriyor. Ama R girmesi bizi korkutmasın. P baskın olan genellikle A kan grubunu ifade eder. Q B kan grubunu ifade ederken R de sıfır kan grubunu ifade eder. Biz bunların karesini aldığımızda da bunlar gene gen frekansıdır. Birey frekanslarını bulurken P kare artı Q kare artı R kare artı 2PQ artı 2PR artı 2Q kare. Q kare mi? Q R. AA kan grubuna sahip bireylerin frekansı. BB kan grubuna sahip bireylerin frekansı. 00 kan grubuna ait bireylerin frekansı. AB kan grubuna ait. Hocam nereden anladınız bunun AB olduğunu? P var ve Q ile. QB ile. Yok hocam estağfurullah. PR hocam nereden anladın? A 0. B 0. B 0 olarak ifade edilir. Arkadaşlar ben size en ince detayına kadar anlatıyorum. Bunların hepsi karşınıza gelecek diye bir şartınız yok. Ben anlayayım diye anlatıyor arkadaşlar. Yok estağfurullah hocam. Popülasyonun dengesini bozan, dolayısıyla gen frekansını değiştiren faktörlere bakıldığı zaman ise biz burada şunlardan bahsedeceğiz. Mutasyonlar, göçler, doğal seleksiyon, akraba evlilikleri, tesadüfi olmayan çiftleşmeler aslında ikisi aynı anlama geliyor. Yapay seleksiyon, genetik sürüklenme ve coğrafik izolasyon. Bizim az önceki anlattığımız şeyde bunların geçerli olmadığı durumlarda nasıl olur diye bakıyoruz. Ama bunlar zaten şu anda da var olabiliyor. Neden akraba evliliği istenmez? Çünkü illa sakat bir çocuk doğacak diye bir şart yok. Önemli olan nokta şu. Eğer anne veya babada
hatalı bir gen varsa akraba evliliklerinde bunun ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olabileceği için bu istenmeyen bir durumdur normal şartlarda. Onu da belirtmiş olalım. Bunların olmadığı durumlarda Hardy-Weinberg eşitliği geçerlidir diye de belirtelim.